Bu hastamız genç bir hasta, 46 yaşında ve bypass olmuş. Hakikaten bizi çok zorladı. Bu bypass damarları sürekli tıkanan bir hasta. Bizde kendi damarı vardı. O kendi damarını ana damarla beraber açalım dedik. Bu vakayı sizlerle paylaşıyorum. Bakın burada bu bir göğüs, bir tane bypass damarlarından bir tanesi. Bu açık, bunu güzel girip çekmek lazım. Burada herhangi bir problem görmedik. Ardından bakın şu damara, şey damarına, bu gördüğünüz CX'i dolduruyor mu diye baktık. Evet, buradan bir CX doluşu söz konusu. Sonraki buraya da bir sol radyalden oturduk. Buraya oturmamız hiç kolay olmadı. Ekstra support tel attık. Radyalden, çift radyalden çalışıyoruz. Ve bu şey lezyonu tamamen incelmiş damar. Bakın şuradan itibaren göreceksiniz. Retrograd doluş var. Bakın şurası %100, %90'a yakın. Bu ana koroner arter de çok ciddi darlığı var. Ve bu damar, bakın şuradan bu damar şuradan şöyle, bakın şöyle bir şey var. Bir kıvrıntı var ve bu kıvrıntı çok ciddi bir şekilde problem oluşturan bir kıvrıntı bu. Burası, bakın şöyle girmemiz gerekiyor. Tabii oraya biz filtre XT-Ray ile geçtik. Filtre XT-Ray ile geçtik ve ardından mikrokateter, APT'nin mikrokateteriyle geçtik. Çok da kolay olmadı işin açıkçası oraya geçmek. Bakın şu an mikrokateter geçecek. Mikrokateter geçince o hemi kurtarmak istiyoruz. Mikrokateterimiz ilerliyor. Mikrokateterimiz ilerledi şu an. Ve mikrokateterimiz ilerledik. Filtre XT-Ray'imizi alıp oraya bir ekstra support tel yerleştiriyoruz. Ardından balon işlemine geçiyoruz. İki balon geçmedi tabii. Bir balon geçti ve bu ekspresmen bir guide extension. Bu çok güzel bir guide extension. Bazen balonsuz da ilerleyebiliyor. Çok yumuşak. Hakikaten işimizi çok kolaylaştırdı. Ardından önce bir balon geçti. İki geçmedi. İki buçuk balonları yaptıktan sonra buraya stentleyelim dedik. Buraya 2,5 bir Zeiss V stent yerleştirdikten sonra left main'i IVUS'la ölçtük. Left main'i IVUS'la ölçtükten sonra biz, bakın hep bu ekspresmen yardımıyla bunu yapıyoruz. Buraya bir 4 stent yerleştirdik. 3,5 stent yerleştirdik ve 4 balonla postlatasyon yaptık. Sonra bu left main'i ve buradaki bu kıvrıntıyı tedavi etmiş olduk. Buradaki damarımızda da herhangi bir problem olmadı. Yani şu an LED liması çalışıyor bu hastanın. RCA Safen'de çalışıyor. 2 kez girişim yapmışlar. Eğer tekrar tıkanırsa oradaki kendi damarını açmayı düşünüyoruz. Burada biz hem mikrokateter kullanımı hem de kompleks bir girişim olarak kayda geçiyoruz. Tabi burada postlatasyonlar da önemli. Bakın bu da son hali. Herhangi bir damarda bir kaybımız olmadı. Bütün damarlar yerinde duruyor. Büyük bir ağaç bu. Hastanın şikayetlerinin geçeceğini düşünüyoruz. Başarılı bir kompleks girişim olarak kayda geçiyoruz.